Darwinizmi dünya çapında fikren yerle bir eden Sayın Adnan Oktar'dır. Sayın Adnan Oktar, 1979 yılından bu yana yaklaşık 30 yıldır Darwinizme karşı büyük bir ilmi mücadele yürütmektedir. Ve bu mücadele, Darwinizmin ilmen yerle bir olmasının en önemli vesilelerinden biri olmuştur. 70'li yıllarda Türkiye'de Darwinizme inananların oranı %90'ları bulurken, bugün Türkiye, dünyada Darwinizme en az inanılan ülke olmuştur. Elbette bunda Sayın Adnan Oktar'ın evrim teorisinin bilimsel geçersizliğiyle ilgili hazırlamış olduğu yüzden fazla kitabın, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan yüzlerce internet sitesinin ve belgeselin, yüzlerce makale ve gazete ilanının çok büyük etkisi vardır. Tüm bu çalışmalar, Darwinizmin geçersizliği konusunda halkımızın tam anlamıyla bilinçlenmesini sağlamıştır. Sayın Oktar'ın eserleri ve ilmi çalışmaları yalnız Türkiye'de değil, dünyada da büyük yankı uyandırmakta, Science, Nature, New Scientist gibi bilim dünyasının önde gelen Darwinist yayınları sık sık Adnan Oktar'ın çalışmalarını konu alan haber yapmakta, Adnan Oktar tarafından yapılan anti-Darwinist faaliyetlerin yeni bir çığır açtığına dikkat çekmektedirler. Amerikan Bilim Eğitimi Ulusal Merkezi tarafından yayınlanan Reports dergisinin Aralık 1999 tarihli sayısında yer alan haberinde 30 sayfasını Sayın Adnan Oktar'ın Evrim Aldatmacası adlı eserine ayırması. Science dergisinin 18 Mayıs 2001 tarihli sayısında yer alan Yaratılışçılık, Asya ve Avrupa'nın birleştiği yerde kök salıyor. Başlıklı bir makalesinde ise Harun Yahya'nın kitaplarının pek çok yerde ders kitaplarından bile daha etkili olduğunu söylemesi bunun örneklerindendir. New Scientist dergisi ise 22 Nisan 2000 tarihindeki sayısında Burning Darwin başlıklı bir makalede dünyada evrim teorisine karşı yürütülen entelektüel kampanyada Adnan Oktar'ın eserlerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulamış ve Harun Yahya uluslararası bir kahraman, kitapları İslam dünyasının her yanına yayılmış durumda demiştir. Özellikle Sayın Oktar'ın en son eserlerinden biri olan Yaratılış Atlası, başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa ve Amerika Darwinistleri arasında büyük paniğe vesile olmuş, bu muhteşem eser Batı basınında deprem etkisi meydana getiren kitap. Gök gürültüsü gibi patlayan kitap. Yetkilileri şoka uğratan kitap gibi olağanüstü tasvirlerle yer almıştır. İtalya Corriere della Sera, 4 Haziran 2007. Yaratılış Atlası için yüz binlerce nüsa Avrupa'yı bastı. Science Review, Aralık 2007. Evrim teorisini reddeden bir atlas soğuk duş etkisi yaptı. Fransa La Libération, 22 Nisan 2008. Yaratılış Atlası tek bir hamlede tam bir panik gerçekleştirdi. Fransa Le Point, 25 Ekim 2007. Darwin'i kurtarın. Yaratılış Atlası'nın Avrupa'ya ulaşmasının ardından Avrupa Parlamentosu alel acele bir toplantıyla Sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmaları karşısında düştüğü paniği, yaratılışı anlatan eserlerin okullarda okutulmasını yasaklamakla bastırmaya çalışmıştır. Mesela bu kitabı yayınlamış olan Türk İslami yaratılışçı Harun Yahya da var. Bu 7 ciltlik bir eser, 2 cildi yakın zamanda basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı. Fransızca ve İngilizce olarak iki dilde basıldı. Harun Yahya 700 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı olduğunu ve hatta birinci ciltte
Darwin'in terörün kaynağı olduğunu, 20. yüzyılda diktatörler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz teorilerin bilim diye okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekir. Ama yaratılışçılığın bilim olarak sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Biz bunu belirtmek istedik. Özetle Sayın Oktar'ın anti-Darwinist ve anti-materyalist ilmi çalışmaları, Darwinizme ve dolayısıyla komünizme fikren öldürücü darbe indirmiştir. Bu nedenledir ki ülkemizde ve dünyada materyalistler, komünistler ve Darwinistler tek hedef olarak Sayın Adnan Oktar'ı görmektedir. Evrimi anlatmak için yapılan her toplantıda, seminerde ve panelde, evrim taraftarı neredeyse tüm yazılarda, evrimi savunan her girişimde ana konu Sayın Adnan Oktar ve eserleri olmakta, Darwinistler ve materyalistler Sayın Oktar'ın ideolojilerini fikren yerle bir etmesine ağlamaktadır. Nitekim Sayın Adnan Oktar'ın eserlerindeki bilimsel gerçeklere bilimle cevap veremeyen evrimcilerin tek yapabildikleri çeşitli gösterilerle karşılarındaki en etkili fikri gücün Sayın Adnan Oktar ve eserleri olduğunu itiraf etmektir. İsmet Üniversitesi, 25 şehre gidip bunu açamayacaksınız. Açamayacaksınız. Biz diyor, Türkiye Gençlik Birliği söylüyor. Adnan Hoca'nın görüşlerine hiçbir yerde izin vermeyeceğiz. Bu sergi burada kapanacak. Kapatılacak. Hiçbir yerde rahat sergi açamayacaksınız. Terör değil. Sahibi olana Adnan Oktar bedava. Bu sloganların asıl manası ise şudur. Adnan Oktar ve eserleri biz evrimcileri hezimete uğrattı. 30 kişi bir arada geldi, ortalığı darmadağın etti. Binlerce yıllık fosilleri paramparça etti. Saldırıya uğrayan, ortalığın darmadağın olduğu yer Bursa'da bir fosil sergisiydi. İddiaya göre Darwinizmi savunan 30 kişilik bir grup sergiyi bastı. Grup sloganlar atarak ayrılırken aralarından birkaçı zarar verdikleri fosillerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Onun etkisi, yani Adnan Oktar'ın etkisi giderek büyüyor. Şimdi ise yürüttüğü kampanyasını, yaratılış atlasını okullara, üniversitelere ve uluslararası liderlere göndermek suretiyle dünyanın geri kalan kısmına yayıyor. Darwinistler ve materyalistler fikren mağlup olmalarının şokunu bir türlü üzerlerinden atamamakta, okullara astıkları posterlerde, gösterilerde taşıdıkları afişlerde, çıkardıkları kitaplarda, dergilerinde, yazılarında sürekli Sayın Adnan Oktar'ı ve eserlerini konu edinmekte, Sayın Oktar'ın ilmi çalışmaları karşısında uğradıkları hezimeti çaresizce ifade etmektedirler. Abdullah Öcalan dahi PKK'nın hayat damarını kesen en etkili anti-komünist, anti-darwinist bilimsel faaliyeti Sayın Adnan Oktar'ın gerçekleştirdiğini bilmekte kendince teşhisler koymaktadır. Tepede de MIT'in Türk oligarşik yapısının emrindeki din adamları vardır. Hem de filozofça din adamlarıdır bunlar. Osmanlı sultanlarına da tarih boyunca yol gösteren din adamları değil miydi? Şimdi de rejimin saldırılarına yol gösterecek din adamları vardır. Mesela o Adnan hocalar nasıl ortaya çıkarıldı? Türkiye'de ve dünyada Darwinist, materyalist, komünist çevrelerde yaşanan bu panik, ideolojilerinin ellerinden gittiğini görmenin paniğidir. Darwinizm bilimsel olarak çökmüştür. Ve onlar için daha da acı olanı, bu gerçeği Sayın Adnan Oktar vesilesiyle tüm dünya öğrenmektedir. Bu durum karşısında Darwinistlerin tek yapabildiği ise baskıcı ve faşist yöntemlerle kitapları yasaklamaya, sergileri kapattırmaya, konferansları durdurmaya çalışmaktır. Fikre fikirle karşılık veremeyen, Sayın Oktar'ın ortaya koyduğu somut bilimsel bulgulara karşı delil sunamayan Darwinistler çareyi yasaklarda, baskılarda, iftiralarda aramakta ancak boşa uğraşmaktadırlar. Çünkü Sayın Adnan Oktar'ın yürüttüğü bu ilmi mücadele vesilesiyle 150 yıldır dünyanın başına bela olan
insanlığa sadece acı getiren Darwinizm ve materyalizm bir daha geri dönmemek üzere tarih sahnesinden silinecektir.